Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Ülkenin doğusundaki ilerleyişini sürdüren Rusya, barış için şartlarını açıkladı. Öte yandan Ukrayna kanadından da askeri kayıplara dair açıklama geldi. Rusya, barış için şartlarını tek tek açıkladı. Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya, kenti kuşatmış ancak ele geçirememişti. Daha sonra ise hedefini Ukrayna'nın doğusuna çevirmişti. Donbas'taki ilerleyişi süren Rusya, barış görüşmelerine başlamak için şartlarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın tarafsız ve nükleersiz statüde olması gerektiğini belirtti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizdi. Rus Interfax Ajansı'nın haberine göre Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk-Luhansk'taki halk cumhuriyetlerin statülerinin tanınması. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anamalyar'dan Ukrayna'nın resmi kayıpları hakkında açıklama geldi. Malyar, askeri kayıpların olağanüstü hal durumunu sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını söyledi. Malyar, kayıpların sayısı sıkı yönetim döneminde devlet sırrıdır. Bu askeri çıkarlar, düşmanın bu sayıları bilmemesi ve kendi amaçları için kullanmamasından kaynaklıdır, ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki bazı kuruluşların bu rakamları öğrenmeye çalıştığını ancak bunun sakıncaları olduğunu belirten Malyar, vatandaşlara ve kamu inisiyatiflerine sesleniyoruz, düşman için çalışmayın ve sıkı yönetim bitene kadar bu rakamları açıklamayın dedi.